Tarımla alakalı neler yapılabilir? Kimyasallarla zehirlenen toprağı kurtarmak mümkün müdür? Hani bu konuda bizi bilgilendirmenizi istiyorum. Evet, Anadolu'da 40-50 yıldır, 60 yıldır topraklarımız kimyasal ilaçlarla gübrelene toprak ölüyor. Toprağı öldürüyoruz. Neyle? Kimyasallarla. Gübre serpe serpe. Evet. Toprakta canlı kalmıyor. Mikroorganizmayı öldürüyor. Bir çay kaşığı toprakta, yani bir gram toprakta 2 milyar mikroorganizma var, bakteri var. Evet. Canlı toprak, ölü değil. Bir santim toprağın oluşması 100 milyon yıl gerekiyor. Bir santim, yani yeryüzünde bir santim toprak oluşması için 100 milyon yıl. Bayağı uzun bir süreç bu. Elbette. Milyarlarca yıl ki dünyanın, evet, Cenab-ı Allah bu yaratmış bizim için. Değerini bilmiyoruz. Biz o toprak çok önemli. Mesela insanlar kimyasal ilaç kullanarak toprağı öldürüyorlar. Ama diyelim ki kimyasal ilaç kullanmadı. Suluyor. Evet. Su kireçliyse ne oldu? Yine toprağı kurutur. Toprağı çorak hale getirir. Hmm. Bitki yavaş yavaş canlanamaz, ölür. Şimdi şurada bir resim vardı, inşallah bulabilirim. Bitkinin kökünde ne var? Mikorizol denen bir mantar var. Bulamayacağız. Her bitkinin kökünde mikorizol denen böyle ince kıl gibi kökünde, evet, mantar var. Şimdi mantar dedim de, bağırsaktaki mantarlar zararlı. İnsan bağırsaktaki mantar ne kadar zararlıysa bitkinin kökündeki mantar o kadar faydalı. O da o kadar faydalı. Tam tersi. Bitkinin kökündeki bakteri mantar ne yapıyor? Topraktan almış olduğu suyu ve minerali bitkiye taşıyor ve bitkiden organik madde alıyor. Mantarla bitki ortak yaşıyor. Simbiyoz, yani ortak yaşam denir. Simbiyoz. Hmm. Simbiyoz, ortak yaşıyor. Biz de ortak yaşıyoruz. Biz kimle ortak yaşıyoruz? Bağırsağımızdaki faydalı bakterilerle veya zararlı bakterilerle. Hmm. Bağırsağındaki faydalı bakteriler bizim için vitamin üretiyor. Biz onun vitamininden istifade ediyoruz. Bizim için çalışıyor. Milyarlarca. Anladım. Şimdi toprakta da her türlü bitkinin kökünde mantar var. Mikorizol. Toprağın nemli kalmasını sağlıyor, canlı kalmasını sağlıyor. Bitkiyi besliyor. Evet. Sürekli yanlış kimyasal ilaçlarla topraktaki mikroorganizmalar ölüyor, kuruyor, canlılığını kaybediyor. Vatandaş daha çok verim versin diye daha çok gübre atıyor, az oldu diye. Her yıl fazla gübre, her çok yıl fazla yanlış gübre. Yanlış bir şey bu, değil mi? Yanlış gübre. Bir de herpesitler, pestezitler, yani toprağa yabani bitki dedikleri diğer bitkileri yok edici bitkiler, şeyler, ilaçlar kullanıyorlar. Herpesitler veya pestizitler kullanıyorlar. Bunlar da dünyanın hiçbir ülkesinde müsaade edilmeyen, hı hı, DDT gibi ağır kimyasallar kullanıyor. Bunlar da ne yapıyor? Toprağı öldürüyor. Toprağı öldürürsünüz, hı hı, ama onu canlandırmak zor. Biz bununla ilgili çok güzel çalışma yaptık. İşte, evet, Ormus Tarım ürettik.